işgal dönemi İstanbul'un da bir direniş filmi yapıyoruz aslında. Direnişle daha çok bir kulüp üzerinden anlatıyoruz. 1918 ile 1923 arasındaki bir dönemi kapsıyor. Ve sonunda da işte İngilizler terk etmeden evvel General Harrington'ın kendi adına yaptığı bir General Harrington kupasını Fenerbahçe işgal güçleriyle İngilizlere karşı oynuyor ve kazanıyor tabii ki. Fenerbahçe'nin tarihinde de kazanıyor tabii ki. Çok iddialı oldu ama evet. Fenerbahçe'nin tarihinde de bu çok, aslında bütün futbol tarihinde, Türkiye'nin futbol tarihinde çok önemli bir şey. Ama filmi onunla taşlandırıyoruz. Bu bir futbol filmi değil aslında. Yani o dönemi kapsayan bir direniş filmi. Ben hemen oyuncularımıza geçmek istiyorum. Birbirinden değerli çok büyük oyuncularımız var. En büyük Fenerbahçe olarak ben Necat Bey'den başlamak istiyorum. Necat Bey, iki kelime alabilir miyiz karakterinizle ilgili oynadığınız sizden rica ederim. Ben Fenerbahçe'nin o dönemki başkanlarından birini oynuyorum. İngilizler tarafından Malta'ya sürgüne yollanıyor. 95 sene sonra kadar da Fenerbahçe'nin bir başkanını yine memleketi karanlığa sokmak isteyenler hapse koydular. Fenerbahçe'nin genlerinde direniş var. O yüzden Fenerbahçe camiasının bir üyesi olduğum için ve bu filme dahil olduğum için çok gurur duyuyorum. Herkesin dolabında bir ceset var diyebilir miyiz efendim? Gülper Hanım'a ben geçmek istiyorum. Efendim, karakterinizle ilgili neler söyleyeceksiniz? Söz sizde. Ben Sabri Bey'in Necat İşler'in yeğenini canlandırıyorum. Peyker hemşire aynı zamanda. O zamanlar işte Hilali Ahmer, yani bu zaman Kızılay'ında hemşire olarak çalışıyor. O zamanın işte yaralı askerlerine yardımcı oluyor, göçmenlere, çocuklara. Çok da tiyo vermek istemiyoruz, evet. Ama Peyker karakteri şöyle, vermekten vazgeçtim. Evet, Kubilay Bey, size daha önce röportajımızı gerçekleştirmiştik. Şimdisi mükemmel bir kostümde görüyoruz. Şimdi ben Erbaşlı olduğunu da biliyoruz. Evet, neler söyleyeceksiniz? Karakterinizden birazcık bahsedebilir misiniz? Ben de Galip Kulaksızoğlu'nu canlandırıyorum bu hikayede. Fenerbahçe'nin hem kuruluşunda emeği olan hem de kaptanlarından, sadece futbolda değil birçok yerinde emek vermiş bir spor adamı. Öyle. Evet, Birce Hanım, sizi çok farklı karakterlerde görüyoruz, büyük projelerde. Bugün de sizi çok ayrı gördük. Gözlerimize dolmadı değil açıkçası. Karakterinizle ilgili neler söyleyebilirsiniz? Aslında yani en son konuşması gereken kişi belki de benim. Çünkü yani hani konuk oyuncu gibiyim aslında. Bir sahne için buradayım ama çok önemli bir sahne için buradayım. Öncelikle bu filmin içerisinde, bu projenin içerisinde olmak benim için büyük onur, gurur. Aynı zamanda da Halide Edip Adıvar gibi gerçekten çok önemli bir Türk aydınını, bir Türk askerini, milli mücadele için canını, cansiperane savaşmış böyle bir tarihi kadını, memleketimiz için bu kadar önemli bir insanı canlandırabilmek ya da bu şansa erişmek benim için onur, gurur verici. Aynı zamanda da Abdullah Oğuz hocamla birlikte zaten daha önce de işler yapmıştık. Burada sağ olsun böyle bir teklif yapınca bana çok heyecanlandım. Geldim diyelim. Birbirinden kıymetli oyuncu arkadaşlarım var. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum diyeyim. Yılmaz Bey, söz size. Merhabalar. John Godolphin Bennett'i canlandırıyorum. O dönemde İngiliz işgal kuvvetleri olarak İstanbul'da görev alan bir İngiliz yüzbaşı ajanı. O haldeyim zaten şu an. Aynen, biraz arkadaşlara zorluklar yaşatıyorum. Bennett için bu kadar. Şimdi için Bey, eklemek istediğiniz bir şey var mı efendim? Yok, güzel bir çekim süreci geçiriyoruz. İnşallah başarılı oluruz sonunda. İnşallah. Hayırlı uğurlu olsun diyelim şimdiden. Büyük bir prodüksiyon. Herkesin emeğine sağlık. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim.